Eure Hoheit Herzog. Arşidük Ferdinand Hazretleri. Seni affetmiyorum Frederick. Sözümü dinlemeden Konstantiniyye'ye gittin ve başına gelenler sana ceza olarak pahalıya mal oldu. Bana yeterli desteği verseydiniz, nişanlım Kastilya Prensesi Isabella ölmeyebilirdi. Evet. Ben de çok üzüldüm. Ancak elimden geleni de yaptım. Elçilerimi yolladım. Sen ortalığı karıştırdın. Eğer yangında ölmeseydi, senin gibi o da kurtulacaktı. Ben bu yangına inanmıyorum. Nasıl olduğu mühim değil. Artık Isabella yok. Öldü. Onu unutmak zorundasın. Isabella'nın öcü alınmadıkça rahat etmeyeceğim. Sakin olmalısın. Sultan Süleyman'a gereken cevabı gereken şekilde vereceğiz. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, hoş geldin. Hürrem, ne oldu, rahatsız mısın yoksa? Başım biraz ağrıdı. Kim ağrıttı başını? Isabella mı? Nereden icap etti av köşküne gitmek? Sualime cevap ver Hürrem. Neden gittin? Hünkârımızın misafiriyle ilgilenmek istedim sadece. Sen evvela benim evlatlarımla ilgilen. Siyasi işlerimle alakadar olmanı istemiyorum. Bir daha da oraya adımını atma. Elsene serin susursunlar. Prens Frederick, Signor Gritti'den bir mektup geldi. Size yazılmış. Nişanlınız yaşıyor. Sultan Süleyman ondan vazgeçmeniz için hepimizi ölü olduğuna inandırdı. Prensesi bırakmayacak. Bundan sonra prensesi kurtarmanın tek yolu onu kaçırmak olacaktır. Size hayatın pahasına yardım edeceğim. Lakin bunun bedeli sizin için ağır olacaktır. Ben
Geçen gece sizin saraya geldiğimde bir soru sormuştum. Sualinizi hatırlıyorum. Bu kolyeyi size niye verdiğimi sormuştunuz. Evet. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Lütfen. Prenses! Prenses sizi yılan soktu. Sakin olun. Oturun. Dur. Sakin olun! Nerenizi soktu? Nerenizi soktu? İyileşeceksiniz. Hekim çağrıldı mı? Haber verdik hünkârım. Hemen alıp gelecekler. Prensesim. Kendine geliyor. Nasıl durumu? Kötüleşir mi daha? Korkulacak bir şey yok hünkârım. Zehir yayılmadan vakitlice müdahale edilmiş. Lakin bu gece müşahede altında kalması icap eder. Zira ateşi yükselebilir. Köşkten ayrılma. Ne lazımsa yapılsın. Ateşi hızla düşüyor hünkârım. Birkaç güne toparlarmış. Şükürler olsun. Yasaf Efendi'ye bizzat tebriklerimi iletin. Gereken mükafat ziyadesiyle verilsin. Emredersiniz. Prensesin durumu nasıl oldu? İyi. Uyuyor şimdi. Allah'tan ben yanındaydım. Derhal müdahale edince kurtuldu. Yakında bir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Malum etrafımız orman. Böyle tehlikeler mevcut. Arzu ederseniz prensesi başka bir yere götüreyim. Lüzum yok. Sümbül Ağa'ya söyle gereken tedbiri alsın, kafidir. Bir de geç geleceğime haber ver ki sultanlar merak etmesinler. Emredersiniz. Prenses, dinlenmeniz lazım. Hiç.
Prenses Isabella. Nişanlınız Prens Frederick kaçmanız için bir gemi yolladı. Gemi limanda sizi bekliyor. En kısa zamanda kiliseye gitmelisiniz. Bize haber gönderdiğinizde sizi oradan kaçırmak için hazır bekliyor olacağız. Nasıl oldunuz? Ağrınız var mı? Daha iyiyim. Siz burada mı kaldınız? Hayli korkmuştunuz. Benden kalmamı istediniz. Başlayın beni. Ben çok hasta olmuşum. Ne yaptım? Endişelenmeyin prenses. Bağışlanacak bir şey yok. Ben hatırlıyorum. Siz kurtardınız beni. Yanımda oldunuz. Çok teşekkürler. Ama... Ben çok utanıyorum. Bütün bu olanlar sizinle doğru değil. Olmaz. Gir. Hünkârım, bağışlayın. Söyle. Bali Bey geldiler. Mühim haberleri varmış. Prensesim. Sultan Süleyman geldi. Kiliseye gitmek için ikna etmeniz lazım onu. Umarım kabul eder. Carmina, ben kaçtıktan sonra seni tutmazlar burada. Bırakırlar. O zaman Gritti'nin yanına gidersin. Ben söylerim. O yardım eder sana. Siz beni düşünmeyin. Sultan Süleyman Hazretleri. Süleyman. Hoş geldiniz. Mektubunuzu aldım. Taziyeleriniz için teşekkür ederim. Ben çok üzüldüm İnan. Çok merak ettim sizi. Kaç gündür gelmediniz de göremedim. Lütfen oturun. Nasıl oldunuz? Yarınız iyileşti mi? Sayenizde. Çok iyi. Hekimler hep burada başımda bekledi. İyi olmanıza sevindim. Ben sizden bir şey isteyeceğim.
kiliseye gitmek istiyorum ben. Tabii eğer uygun görürseniz. Yine günah mı çıkaracaksınız yoksa? Ben bir karar vermeye çalışıyorum. Tanrı'nın huzurunda dua edip düşünmek istiyorum sadece. Ne kararı bu? Benimle mi alakalı? Kabul edin lütfen. Masum bir istek sadece. Ben çok sevineceğim. Madem bu kadar çok istiyorsunuz, hazırlanın öyleyse. Bali Bey dışarıda, o sizi götürür kiliseye. Süleyman. Ben çok teşekkür ederim. Bali Bey, çok teşekkürler. Size gerek yok burada. Dışarıda bekleyin lütfen. Siz dua edin prenses. Ben sizi bir köşeden izlerim. Ama ben ibadet edeceğim. Mahrem bir an. Yalnız olmak istiyorum. Israr etmeyin Ziyora. Sizi gözümün önünden ayıramam. Ben günah çıkaracağım. Tabii prenses. Buyursunlar. Prenses Isabella. Öldüğünüzü sanıyorduk. Sizi sağ salim gördüğüme sevindim. Sağ olun. Şimdi ne olacak? Nasıl çıkacağız buradan? Siz orasını bize bırakın. Her şey hazır. Buradan çıkınca limana gideceğiz. Açıkta bir gemi bizi bekliyor. Onlar durumu fark etmeden biz çoktan gitmiş olacağız. Vali Bey burada. Çıkmıyor dışarı. Ona ne olacak? Birazdan öldürecekler onu. Sonra kilisenin arkasındaki gizli geçitten kaçacağız. Müsaadenizle. Söyle. Joshua Efendi'nin bir akrabasına ulaştık. Adam nerede olduklarını bilmiyor. Ama ulaşır ulaşmaz bilgi vereceğini söyledi. Peşine birini taksaydınız. Ne belli yalan söylemediği? Gereği yapıldı beyim. Gölgesi gibi izlemekteyiz. Hala. Sen dışarıda bekle. Vali Bey.
Benim işim bitti artık. Gidebiliriz. We'll be right back.